11. sınıf 4. deneme B kitapçı 4. soruya geldik. Şekildeki gibi dengede olan, burası önemli. Dengede olan sistemde sürtünmeler önemsizdir diyor. Tamamdır. Buna göre K'nın kütlesi L'nin kütlesinin oranı nedir? Burada dikkatinizi çekmesi gereken nokta, bakın şu etrafını saran ip aynı ip. Biz ne diyorduk? İp değişmediği sürece ipteki gerilme nedir? Eşittir. Dolayısıyla ben bu ipteki gerilmeye T kadar diyeceğim. Dikkat edin, bak şuradaki gerilme T. Dolayısıyla şuradaki gerilme de T. Takip ettim hocam. Bak bu ipteki gerilme T devam ediyor. Dolayısıyla bak şurayı da ne kadar çekecek? T kadar. Bakın şuradan da takip ettiğinizde aynı ip. Dolayısıyla burayı da ne kadar çekecek? T kadar. Bak 120-60 bizim neydi? Özel açımızdı. Dolayısıyla iki kuvvet birbirine eşitse, aradaki açı 60'sa bileşkesi kök 3 katı kadardı. 120 ise kendisi kadardı. Hatırlayalım, 90'sa da kök 2 katı kadardı. Dolayısıyla bakın şu ikisini birleştirip bileşkesini aldığımda buradaki bileşkenin T olduğunu, şu ikisini birleştirip bileşkesini aldığımda şu bileşkenin de T kök 3 kadar olduğunu görüyorum. Dengede diyorsa bu ikisinin toplamı L'nin ağırlığına, bu ikisinin toplamı da K'nın ağırlığına ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Aşağıya doğru K'nın ağırlığı, yani MKG. Yukarı doğru ne var? T kök 3 var. Üst kısma geliyorum. Aşağıya doğru MLG. Yukarıya doğru ne var? T var. Bu arkadaşları taraf tarafa oranladığınızda G'ler ve T'ler gidecek. MK ve ML oranı karşımıza kök 3 şeklinde gelecektir. Bu da bize C seçeneğini gösteriyor.